ABC üçgen. AB uzunluğu 2 kök 3 birimmiş. Hemen yazalım arkadaşlar. 2 kök 3. Kosinüs 20x. EAF ile HBF açısı 30 derece. FAC açısı 20 derece olacak şekilde EC doğru parçası üzerinde F noktası işaretleniyor. O zaman bir yere F diyelim arkadaşlar. Buraları birleştirelim. Çünkü HAF açısını 30 vermiş. Aynı zamanda HBF açısını 30 vermiş. Arkadaşlarım AFB üçgeni ikizkenar bir üçgendir. Ve F noktasından tabana bir dik inilmiş. İkizkenar üçgen bir dik indiği için burada AB kenarını iki eşit parçaya bölecektir. Kök 3, kök 3. Aynı zamanda buralar açıortaydır. Bakın arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeni çıktı karşımıza. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1'dir. 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katıdır. Bir de nereyi vermiş bize? FAC 20 derece. Arkadaşlarım 90, 50, buraya ne kalacak? 40. Burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşit olduğunda burada bir 20 derece meydana gelecek. İki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncüsünün dış açısına eşittir. Yani bu kenar aynı zamanda buraya da eşittir FC uzunluğuna. Arkadaşlarım buraya K diyelim. Burası da K olsun. Burada ikizkenar bir üçgenimiz var. Tabana dik inelim. Tabana dik indiğimizde AF uzunluğu 2 birim bir bir bölüşecektir. Yani tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Buna da 3 tane çizgi yapalım. 1, 1 diyelim. Bakın buradan karşımıza ne geldi? Şuraya T noktası diyelim. Buraya da M diyelim. AM T üçgeninde kosinüs 20'yi bulabilirim. Kosinüs 20 eşittir. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü K'dır. Bu da X'e eşittir. O zaman K dediğimiz ifade 1 bölü X'tir. Bakın biz buraya K demişiz. Burası da K'dır. 1 bölü X yazıyorum. Şimdi şu gördüğünüz HC uzunluğu 1 artı 1 bölü x'e eşit. Yani x artı 1 bölü x'tir. Burada da ne var arkadaşlar? Kök 3 var. Bizden ne istiyor? Kök 3 çarpı x bölü x artı 1. Şu açıya dikkat ettiyseniz tanjant 40 ne eşittir? Karşı bölü komşudan kök 3 bölü HC uzunluğumuzda x artı 1 bölü x'e de kök 3 çarpı x bölü x artı 1 olacaktır. Cevabımız C'dir.